Evet sevgili Kadıköy Sokak ailesi sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar günün 14 Aralık'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. Dün Fenerbahçe'miz günü güzel bir idmanla sürdürdü. Hazırlıklar devam etti. Ben de olabildiğince kısa bir şekilde gelişmeleri paylaşıp asıl önemli olaylarda biraz durmak istiyorum. Ve Fenerbahçe'de şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Dünya Kupası nedeniyle biliyorsunuz ara verildi. Sabah saatindeki antrenmanla sürdürüldü. Jesus yönetiminde Jorge Jesus teknik direktörümüz Jesus yönetiminde idman salonda kuvvet. Dayanıklılık çalışmalarıyla başlayıp sahada yapılan koşu ısınma koordinasyonla devam edip pas çalışmalarla sürdü, sürüp taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Emre Mor antrenmanın ...tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavi süreçleri devam eden oyuncular günü... ...bireysel ve özel programlar dahilinde yaptığı çalışmalarla... ...tamamladı. Luan Perez'i falan da görmüşsünüzdür. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün... ...14'ü... ...gelecek hafta 20'sinde... ...yani yaklaşık... ...hemen hemen bir hafta sonra... tam ...bir haftadan bir, bir gün az ama... ...olsun bir hafta sonra diyelim kolay olsun. İlk resmi maçımız... Uzun bir aradan sonra ilk resmi maçımız Türkiye Kupası maçı sizlerle olacak, bizlerle olacak. Özlemişiz Fenerbahçe'mizi. Serdar Dursun'un açıklamaları var. Ben önemli kısımları almak istedim arkadaşlar. Çünkü asıl bu kısımda konuşacağımız şey önemli. Bugüne kadar 49 resmi maçta 17 gol 6 asist yapan Serdar Dursun. Devre arasında biliyorsunuz ayrılma falan filan konuşuluyordu. Fanatik gazetesinin açıklamalarda bulunmuş. Geçen sezon özellikle son kısımda çok iyi bir performansım vardı. Milli takımda da bunu devam ettirdim. Çok moralliydim ve yeni sezonda da aslında çok iyi şeyler bekliyordum. Kendi adıma diyor. Bakın burada Serdar Aziz'in konuşmalarında çok önemli bir yer tespit ettim. Bilmiyorum siz de tespit etmişsinizdir muhtemelen. Sadece geçen sezon değil son 3 yılıma baktığım, baktığımızda 70 gol attım. asistle beraber 90 gol katkım var. 2014'ten bu yana 300'den fazla maça çıktım. İstikrarımı hep korudum. Doğal olarak hep sahada olmak isteyen, oynamak isteyen bir insanım. Tabii çok şans bulamadığım bir sürecin içerisine de girdim. Avrupa listesinde olmamak özellikle beni çok üzdü. Ne olursa olsun bir futbolcu hiçbir zaman e, sadece bireysel düşünmemeli. Büyük bir takımın parçasıyım ve her şeyden önce takımımı düşünmek zorundayım. Yani yapmam gereken tek şey daha fazla çalışmak, kendimi kabul ettirmekti diyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak şans bekledim. Dünya Kupası arasını bence iyi geçirdim. Hocamın bana şans verdiği şansı en iyi şekilde kullanmaya gayret ettim. Goller atmak tabii ki güzel ama bu benim işim. Hani tüm takımın ortaya koyduğu performans da önemli. Güçlü bir kazanma iştahımız var. İyi test maçları yaptık. Özgüvenimiz arttı. Ve lige bu şekilde döneceğiz diyor. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben kariyerimin her anda rekabet içerisinde olan bir oyuncuydum. Almanya'da gol kralı olurken de bunu yaptım. Vazgeçmek diye bir şey bilmiyorum. Milli takım hedefim vardı. Bunu yakaladım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak elbette kolay değil. Pes etmek istemiyorum. Takımıma katkı sağlayabileceğimi biliyorum. Bunu da gösterdiğimi düşünüyorum diyor. Rekabette ben de varım. Fenerbahçe'nin son 20 yılına baktığınız zaman Semih Şentürk ve benden başka yerli forvet yok. Çünkü büyük bir takımdayız ve golcüler genelde star oluyorlar. Yabancılar tercih ediyor. Bu da elbette rekabeti zorlaştırıyor diyor. Bu da takımın başarısı. Jorge Jesus. Önemli kısım burası. Çok önemli bir teknik adam. Kariyerinde başardıkları ortada. Toplantılarda, antrenmanlarda, saha içinde hocayı can kulağıyla dinleyen bir insanım. Çünkü ben de ileride teknik direktör olmak istiyorum. Bu yüzden de onun hocalık tarzını çok yakından takip ediyorum. Oynattığı futbolu çok seviyorum. Çünkü ben ofansif düşünen bir oyuncuyum. O da Fenerbahçe'yi ofansif bir oyun oynatıyor. Hücum oyuncuları bu tarzda düşünen teknik adamlarla çalışmayı sever. Çünkü daha çok skor yapabilme fırsatınız olur. Ben de Jesus'un oynattığı oyun sistemi içerisinde şans bulduğum sürece çok daha fazla sonucu etki edebilme fırsatı yakalayacağımı düşünüyorum. Hocamızın tarzı pivot golcüler değil. Sürekli gezen, arayan forvetler istiyor. Ben de bu süreçte dikili oynamak yerine hocamızın dediklerini harfiyen yapmaya çalıştım. Sürekli kenarlara geldim. Anladınız değil mi arkadaşlar? Ben bunu size bas bas bağıra çağıra anlattım. Silivzi'de anlattık, Metlis'te anlattık, Çağlayan'da anlattık misali. Ben bunu her yerde her zaman anlattım. Birçok kişi dedi hocam Serdar'ın nesini beğenmiyor? İşte bak. Serdar bu kafaya gelmiş ya artık Serdar'dan olur. Artık Serdar dursun bu takımın ciddi bir parçası olur. Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jesus açıkladı. Şimdi burada Brezilya milli takımı söylentiler işte Portekiz milli takımı hoca arıyormuş falan filan burada bir sürü iddia ortaya atıldı. Haber Türk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü vermiş. İncil'in üstüne yemin etmiş. Yok İncil'in üstüne yemin etmemiş. Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım demiş. Zaten Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi lider, liderlik koltuğuna oturtmuş durumda ve burayı bırakacağını da zaten zannetmiyor kimse ama taraftarın sevgilisi oldu. 25 maçta 16 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadık. Her ne kadar da 6 beraberlikte yaşamış olsak da yani süreç ortada. Ocak ayı için transfer görüşmelerini sürdürüyor. İstediği oyuncular var. Takımdan gidip gitmemesini düşündüğü oyuncular var. Mesela Zayt, Lemos bu isimlerle de birebir görüşmüş, etmiş. Bakalım neler olacak ama ben size bir şey söyleyeyim. Bence şu an itibariyle Serdar Dursun kalır. Zaits ve Lemos gider diyorum. Alın size subliminal değil. Direkt dikine doyum. Fenerbahçe Dünya Kupası'nın yıldızı talip oldu. Beşiktaş alamadı. Şimdi tam zamanı. Değil rekorun haberine göre Fenerbahçe Jambuk forması giyen Güney Koreli futbolcu Çugui Songu transfer etmek istedi. Bir dakika. Bu oranın değil benim duyumumdur. Bunu çok önce ben verdim çünkü. Kimse benim hakkımı yiyemez kardeşim. Ben sizin hakkınızı yiyemiyorum. Siz de benim hakkımı yiyemeyin. Ne bir şey düşünür. Hakkımı yiyen e, ayıp eder demiş. 24 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçe talip oldu. Celtic ve Ren'in de istediği hücum oyuncusuna Süper Lig'den sadece Fenerbahçe talip oldu. Ha Süper Lig'den sadece Fenerbahçe'si o zaman alamayız. Çünkü işin içine başka takımlarda girecek ki Şimdi Gana'ya karşı oynanan maçta 2 gol atmayı başardı. Güney Kore'nin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahneye çıktım. Skoru 2-2 yaptım. Gana 3. golü atıp maçı kazandı ama bu maçtan hemen sonra milyonlara ulaşan takipçisi oldu ki e, yarıdan çoğunun adı Sümeyye'ydi. Yani farklı e, milletlerden ismi Sümeyye'ye benzeyenler de takip etmiş. Bunun esprisini biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız yorumlara bakın. İlla ki birileri anlatır. 20.000 takipçi 1.6'ya çıkmış. Çoğu da Sümeyye'ymiş. Tarihe geçti. Ee, bir tuk karşılaşmada 2 kafa golü kaydeden ilk Asyalı oyuncu olmuş. Bu sezon 40 maça çıkmış. 24 gol 5 asist. Sezon başında Beşiktaş'ın da transfer listesine girmiş ama Siyah beyazlılar İzlanda ve Moldova karşısında oynadığı performansla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli oyuncunun şartlarını sormuş. Sonra demişler ki no no demişler. Gana maçından sonra şöyle oldu böyle oldu. Telefonla aranarak evlilik teklifi aldığını kapatmak zorunda kaldığını falan açıklamış. Tamam. Düşüş başlamış. Ee, yani ilginç bir şey ya. Güncel takipçi sayısı 2.8 milyon mu olmuş? 2.8 milyon olmuş. Bir tane fotoğraf atmış. 3 milyon beğeni gelmiş. Hocam yani futbolcunun özel hayatını yeterince anlattın herhalde. Yani Giydiği ayakkabı numarasını falan da versin. Arkadaşlar Türkçesini söyleyeyim size. Daha önceki videoyu belki izleyemediniz. Belki de yeni abone oldunuz. Biz bu futbolcuyu tespit ettik. Scouting listemizi aldık. Bakın boyu 1.89 Normalde pivot santrafor derim. Ama öyle değil. Biraz daha hareketli bir isim. Biz bunu tespit ettik. İncelemeyi aldık. İzlemeyi aldık. Tamam mı? Hatta biz bunun şartlarını kupa'dan önce sorduk. Oyuncu dünya kupasına gideceğim, kafamı bulandırmak istemiyorum falan filan dedim. Burada 1.5 yazına bakmayın. 1.4 3.5 milyon euro falan bir bedel istenildi zaten Kim Minji'den ötürü. Ee, zaten sezon başında şey e, geçen sezonda oyuncu kiralanıyor yani düşünün. Performans o kadar az beğeniliyor ki oyuncu kiralanıyor yine Güney Kore'de. Biz söyleyince böyle bir şey sunuldu. 3.5 milyon euro. Hocam 3.5 yine iyi yani 42 maçta 24 gol 5 asist yapmış diye. Bilginiz olsun. Dünya Kupası'ndan sonraya bırakıldı. Ben şu an gelir de demiyorum, gelmez de demiyorum ama e, scouting yaptık arkadaşlar. Merak etme Dünya Kupası'ndaki performansıyla falan değerlendirmiyoruz. Yani oradaki iki maçtan değerlendirecek kadar şey değiliz. Daha önce de tespit ettik. Ama bana kalırsa bu iş iptal oldu. Çünkü bunu bize yedirmezler. Biliyorsunuz işte bazı İngiliz kulüpleri olsun, başkaları olsun adamların derdi reklam. Total reklamları seviyorlar. İşte nereden para geleceğini biliyor adamlar. E, bu da ona benzer bir şey olacak gibi duruyor. Enner Valencia'ya Cruz Arul kancası. Bu da tabi bizim bahtsızlığımız mı, şansımız mı, şanssızlığımız mı desem bilmiyorum. Hani ne şekilde ifade edeceğimi ben de bilmiyorum. Ama şunun sözünü vereyim. Fenerbahçe şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor mu? İstiyor. Elinden geleni yapıyor mu? Yapıyor. Ancak futbolculara da sürekli teklifler geliyor. Enner Valencia. Sürpriz bir talip arkadaşlar. Şimdi Ekvador basını 33 yaşındaki futbolcumuzla ilgili Meksika ekibi Cruz Arul'un harekete geçtiğini yazıyor. E, Fur Cruz Arul forvet oyuncusu Michael Estrada'nın alternatifi olarak Valencia'yı kadroya katmayı planlıyormuş. Aynı zamanda İtalya'dan Fiorentina ve Orta bir kulüp Katar'da muhteşem performans gösteren oyuncuyla ilgileniyor. Arkadaşlar sizin bir kısmınız yazın aramızda değildiniz. Yazın ben burada bir duyum verdim. Dedim ki Enner Valencia'ya 7 milyon euroluk bir teklif var. Resmi teklif var. Satılsın satılmasın. O günlerde bende dahil, hemen hemen hepimiz satılsın oyu verdik. Ben de dahil. Jesus dedi ki gitmeyecek bu adam bir yere. Ben ben bu adam içindeki cevheri çıkaracağım, gitmeyecek dedi. Yani tamamen Jorge Jesus gitmeyecek dedi ve gitmedi Valencia. Bakın arkadaşlar 7 milyon euro. Şimdi yanlış anlamayın beni. Dünya kupasını çıkın. Bu sezonki performansını çıkın 7 milyon euro eder mi? Hayli hayli. Yani çok iyi para kazandırmıştır ama göndermedi bir bildiği varmış dedik. Gördünüz bildiği ortaya çıktı. Şimdi ise sözleşmesinin biteceğine e, güveniyorlar. Ama diyeceksiniz ki hocam sözleşmesi bitmese hadi atıyorum 2 yıl daha sözleşmesi olsa yine 7 milyon euro teklifi alır. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin sözleşme uzatması yine işleri sonuçlandırmayacak gibi geliyor. Bu sezon 23 maç Fenerbahçe'de 17 gol 4 asist. Allah aşkına 17 gol 4 asist. Bana bu istatistiği verecek bir forvet getirin, fiyatını siz belirleyin desem 17'den aşağı fiyat çekmezsiniz. Bugün hayran olduğumuz hani şu gelse dediğimiz isimlerden herhangi bir gelse bu performans sergileyebilir mi? Soru işaretleri. Ben şunu söyleyeyim, Jesus'la ilişkisi iyi. Manyak kafası kırık Valencia'nın uyuştuğumuz nokta orası zaten. Kafası bizim gibi kırık olduğu için. Bir yere gideceğini zannetmiyorum. Sözleşme uzatır. Hem Valencia hem Altay bayındır. Sözleşme uzatır. Bence rahat olun arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kısa bir şey söyleyebilir miyim diye bakıyorum. Pelkas'la ilgili üzücü bir haber. Acun Ilıcalı demiş ki yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak demiş Pelkas'a ilişkin. Pelkas orada satın alma opsiyonlu kiralık. Bilginiz olsun. Yani satın alma opsiyonlu kiralık. Pelkas. Ee, ve orada o satın alma opsiyonu şöyle bir durumu var arkadaşlar. Bizde bir yıl artı uzatma opsiyonu olduğu için bonservis ödemek zorundalar. Bunlar beğenmiş durumdalar. Yani Hal City ve teknik ekibi beğenmiş durumdalar. Biz Pelkas'tan yaz döneminde bonservis elde ederiz. Bilginiz olsun. Ama geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Altay Miner'la ilgili unutmadan sayfanın biri Dün bir paylaşım attım. Altay 29 milyon euroya satılsa tamam der misiniz diye. Ulan Fenerbahçe'de şu anda Arda Güler de dahil hangi futbolcu 29 milyon euroya satılırsa ben onay veriyorum. Hangi futbolcu? Hangi futbolcu 29'a satılırsa onay veriyorum. Altay Bayındır 29'a değil 19'a bile satılsa ben halayı çekiyorum. Hatta bir kişiye de yeni sezon forması ediyor diyorum. 29'a satılırsa 3 kişiye forma hediye ediyorum. O kadar eminim. Yani böyle bir şeyin olmayacağından. Ama olursa bile bayram edeceğimi de herkesin bilmesini isterim. Ha, birçok Avrupa kulübü Altay'ı takip ediyor mu? Ediyor. Bak şimdi yalana gerek yok. Ediyorlar. Ama sözleşmesi bitecek Altay Bayındır'ı takip ediyorlar. Hani İtalya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan kulüplerin takip ettiğinden eminim. %100 eminim. %100 eminim. Ama sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır'ı takip ediyorlar. Sözleşme uzatacak Altay Bayındır'ı yani 12 milyon eurodan fazla satamayız. Ben açık söyleyeyim. Beklenti içine girmeyin diye söylüyorum. Napoli Fenerbahçe'den en az 2 oyuncu transfer edecek. Bu transferlerin toplam geliri 50 milyon euronun üzerinde olacak diyor. Hadi düz mantık 2 tane rastgele isim verelim. Ferdi ile Arda 50 milyon euro az dersiniz. Arkadaşlarım 50 milyon euronun siz tam olarak kaça denk geldiğini biliyor musunuz? Bakın Fenerbahçe'nin total toplam borcu 6 milyar. 6 milyar. Total toplam borç 6 milyar. Eğer 50 milyon euroya giderse yaklaşık olarak 1 milyar. Toplam kulüp borcunun 6'da biri. Kulüp borcunun 6'da biri. Yani 50 milyon euroyu o kadar küçümsüyorsunuz ki. Bakın şimdi Fenerbahçe'nin 1 yıllık... Yani futbol A takımı gideri var. Ee, bir de kazançları var. Bunun dengesini kurmak zorundayız. Kabul ama 50 milyon euroluk bir satış Fenerbahçe'ye deva olur. Şunu söyleyeyim. Bir futbolcumuz 50 milyon euroya satma imkanınız olsa hangisi dersem Arda Güler dersiniz muhtemelen. Arda Güler'i 50'ye satsan Fenerbahçe'yi gerçekten abat edersin. O kadar abat edersin ki alt tapudaki artık hırsla şey yapar. Ama şimdilik bu haberler gerçeği yansıtmıyor resmi gelişmeler oldukça kanalımızda duyuracağız. Videoları takip etmeyi unutmayın. İlla başlıklara aldanmayın. Başlık yani başlığa hepsini yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Hepsi başlığa sığmıyor. Eğer hepsi başlığa sığacak olsa zaten yani bu videoda bile kaç tane duyum konuştuk. İşimiz çok zorlaşır. Sizlerden ricamız takip almanız, beğen atmanız, videolarımızın daha çok kişiye kitleye ulaşması için de beğeni ve yorumlarla desteklemeniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.